İsmail Yaşa Mısır Uçağının Sırrı Salı günü gündeme klasik ifadeyle söylemek gerekirse bomba gibi bir haber düştü ve haberle ilgili ayrıntılar sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Kahire'den havalanan bir özel uçağı Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı'na indiği sırada el konulmuştu. Zambiyalı yetkililer uçakta yapılan aramada 5 milyon 700 bin dolar, 127 kilogram külçe altın, 5 tabanca ve 126 mermi bulunduğunu açıkladı. Daha sonra külçelerin tamamen altından olmadığı, sadece dış kaplaması altın olan külçelerin içinde bakır ve çinko bulunduğu öne sürüldü. Uçakta gözaltına alınan 10 kişiden 6'sının Mısır, diğerlerinin ise Zambiya, Hollanda, İspanya ve Letonya uyruklu oldukları bildirildi. Konuyla ilgili haberler ilk başta Mısır medyası tarafından da yayınlandı ancak kısa süre sonra istihbarattan gelen uyarı doğrultusunda o haberlerin hepsi kaldırıldı. Mısırlı yetkililer 3 maymunu oynarken Mısır medyası da sessizliğe büründü. Bir ara uçağın Mısır'a ait olmadığı ve Kahire'ye Lübnan'dan geldiği iddiası ortaya atıldı. Fakat tüm kanıtlar bu iddianın asılsız olduğunu gösteriyor. Tam tersine Zambiya'da el konulan uçak, Mısırlı üst düzey askeri ve sivil yetkililer tarafından birçok kez kullanılmış. Kahire'den Tunus'a ve Libya'ya gitmiş. Mısır İçişleri Bakanı'nın uçağı kullandığını gösteren görüntüler var. Ayrıca uçağın gümrük görevlilerinin haberi olmadan o miktarda dolarla ve altınla Kahire Havalimanı'ndan ayrılması imkansız. Zambiya'da el konulan Mısır uçağının ardındaki sır henüz çözülmüş değil. Uçak ve taşıdığı yük bir istihbarat operasyonunda mı kullanılıyordu yoksa birileri ülke dışına para mı kaçırıyordu? Uçakta bulunan Mısırlıların kimlikleriyle ilgili de birçok spekülasyon söz konusu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin oğlu Mahmud Sisi'nin ortağının uçakta olduğu iddia ediliyor. Mısır makamları uçaktaki kişilerin kimliklerini bilmiyor olamaz. Uçakta ele geçirilenler ve gözaltına alınan yolcular hakkında açıklama yapılmaması, daha da ötesi uçağın Mısırla ilişkisi yokmuş gibi bir algının oluşturulma çabası şüpheleri artırıyor. Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Genel Direktörü Nason Bando'nun yasa dışı işler var dediği Mısır uçağıyla ilgili tahminlerin çoğu uçakla ülke dışına para ve altın kaçırıldığı yönünde Mısır ekonomisinin her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve büyük bir felaketin yaklaşmakta olduğunu gören üst düzey yetkililerle zenginlerin bir süredir paralarını ülke dışına çıkardıkları söyleniyor. Kahire'nin kamuoyunu aydınlatacak ve şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamalar yapmak yerine Zambiya'yı bir şekilde ikna ederek skandalın üzerine örtbas etmeye çalışması da uçağın ve uçakta ele geçirilenlerin Mısırlı resmi makamlarla bağlantılı olduğu kanaatini güçlendiriyor. Kaire Havalimanı'ndan sorunsuz şekilde ayrılan özel uçağın Kenneth Kaun'da Uluslararası Havalimanı'na indiğinde aranmaması ve uçakta milyonlarca dolar ve altın taşındığının ortaya çıkmaması için önceden bir takım ayarlamalar yapılmış olmalı. Dolayısıyla Zambiya makamlarına bir ihbar geldiği anlaşılıyor. Bu noktada cevap bekleyen bir başka soru da şu. Mısır istihbaratının ve üst düzey yetkililerin işin içinde olduğu gizli operasyonu kim ve neden deşifre etti? İsmail Yaşa, Diriliş Postası Hüseyin Likoğlu Irkçıları memnun edemezsiniz. Dünyada özellikle de Avrupa'da ırkçı dalga hızla yükseliyor. Fransa'da ırkçılar iktidarın eşiğinde, Almanya'da ikinci parti olmayı zorluyorlar. Hollanda'da iktidarın ensesindeler. Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı sorunu yaşamayan bir ülke kalmadı neredeyse. 2000'lerin başında başlayan ırkçı yükseliş, merkez partilerin tavizi yüzünden Avrupa'yı rehin alma noktasına geldi. Merkez partilerin oyların ırkçı partilere kaymasını önlemek için neredeyse ırkçı partiler gibi davranmaya başlaması faşizmin yayılmasına yol açtı. Türkiye İmparatorluk bakiyesi olan bir devlet. Bu coğrafyada asırlarca farklılıklar birlikte yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Evet Avrupa'da 1700'lerde baş gösteren ulusçuluk Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde karşılık bulmuş ve birçok ulus devletçinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşı öncesinde sırasında ve sonrasında yaşanan bütün acılara rağmen bu topraklarda birlikte yaşama kültürü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de devam etti. Onca tahrikler ve kışkırtmalar karşısında bu topraklarda ırkçı bir dalga estirilemedi. Zaman zaman tatsız olaylar oldu, terör üzerinden etnik kaçımalar denendi ancak tartışmalar lokal kaldı. Stratejik coğrafi yapısıyla Türkiye geniş etki alanına sahip. Türkiye uzun yıllardır etrafında savaş olan ve bundan dolayı istikrarsızlaşan, merkezi devlet otoritesi kalmayan ülkelerle komşu. Hepimizin hemen hatırlayacağı olayları özetle sıralarsak, Suriye'de Hama katliamı, İran-Irak savaşı, Halepçe katliamı, Bulgaristan'da Türklere yapılan kötü muameleler, Sovyetler Birliği'nin dağılması, 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı, devam eden Suriye İç Savaşı gibi Türkiye'nin sınırlarında cereyan eden olaylar. Yakın coğrafyada ise Afganistan, Sudan, Libya, Bosna Hersek gibi ülkelerdeki olaylar da ülkemizi yakından etkiledi. Nasıl stratejik bir coğrafyada bulunduğumuzu anlatmaya gerek yok. Dünya haritasını önümüze serip Türkiye'nin yerine bakmamız yeterli. Türkiye sadece Asya ile Avrupa arasında bir köprü değil, Kafkasya'dan Orta Doğuya, Akdeniz'den Balkanlara, Afrika'dan Avrupaya çok geniş bir etki alanına sahip. Ticaret yolları, enerji hatları Türkiye'den geçsin istiyoruz. Kültür turizm alanında dünyanın en çok ilgi çeken ülkesi olmak istiyoruz. Ama mülteciler olmasını istiyoruz. Türkiye olmadan Akdeniz gazı dahil enerji hatları Avrupa'ya geçemez diyoruz. Ama mülteciler Türkiye'den geçmesin diyoruz. Türkiye bulunduğu stratejik konumu dolayısıyla bütün avantaj ve dezavantajları birlikte yönetmek mecburiyetindedir. Göç dalgaları büyük değişimler barındıran hadiselerdir. Dünya tarihinde kavimler göçü diye bir gerçek var. Dünyada çeşitli nedenlerle yaşanan göç dalgaları milletlerin, ülkelerin, imparatorlukların ve kıtaların kaderini değiştirdi. Tarih boyunca göçü önlemek mümkün olmamıştır. Asıl yapılması gereken bunu yönetmektir. Göçü iyi yöneten ülkeler geçmişte olduğu gibi gelecekte de daima daha önde olacaktır. Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle ve dünyada yaşanan olaylar sonucunda önceki yıllara oranla daha büyük bir göç tehdidiyle karşı karşıyadır. Özellikle Suriye İç Savaşı'nın ardından yüz binlerce mülteci misafir ediyor. Aynı zamanda Afganistan, Pakistan, Irak, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen göçmenler var. Lawrence Fitnesi ile karşı karşıyayız. Türkiye bu süreci hem insani hem de idari açıdan dünyaya örnek olacak bir şekilde 10 yıldır yönetiyor. Kaçak göçmenlerle mücadele, geri gönderme çalışmaları ve sınırlarının güvenliği konusunda büyük başarılara imza atıyor. Bütün bunlara rağmen Avrupa'daki ırkçılar gibi Türkiye'de de bazı ırkçı faşist yapılanmalar yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı yaparak çeşitli provokasyonlarla toplumu tahrik etmeye çalışıyor. Ne yazık ki son zamanlarda bu ırkçıların provokasyonlarından etkilenerek kaçak göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda rahatsız edici uygulamalara yol açılıyor. Öncelikle ırkçı görünümlü bu yapılanmaların ırkçılığın ötesinde bir ajan provokatörlük faaliyeti içinde olduklarının bilinmesi gerekir. Rahatsız oldukları Türkiye'nin doğru politikalarıdır. Türkiye'nin göç politikasını iyi yönetmesinden ve bunun neticesinde küresel gücüne güç katmasından rahatsız olanlar ırkçı görünümlü bu yapıları sahaya sürdüler. İşin aslı ırkçılık görünümlü bir Lawrence Fitness'i ile karşı karşıyayız. Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak Özay Şendir Takvim Özürlü Tamirat ve Çocuklarımız 14 Ağustos'ta Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek tamirat tadilat işlemi başlatıldı. Hiç gecikme olmasa bile iş Eylül sonunda bitecek. Oysa 11 Eylül'de tüm okullar açılıyor. Öncesinde açılacak özel okullar ve oryantasyon eğitimi yapan devlet okulları var. Atomu parçalamıyoruz. 40 gün sürecek bir işi, Neredeyse 120 gün süren okul tatili döneminde bitirecek planlamayı yapamamayı konuşuyoruz. Bu 2023'te olan. 2022'de de Hacı Osman Bayırı okulların açılmasına kısa bir süre kala trafiğe kapatılmış, çocuklar servislerde helak olmuştu. Geçmiş 10 yıllar içerisinde okulların açılmasından 3 gün önce Bostancı yolunun minibüs yoluyla olan bağlantısı trafiğe kapatılmıştı. Bunlar büyük olanlar. Elektrik doğalgaz dağıtım şirketleri de insanların takvimine bakmayan çok iş yaparlar İstanbul'da. Bizim hayatımız, bizim zamanımız değerli ama çocuklarımızın hayatı ve zamanı hepsinden daha değerli. Bu tür çalışmaların bir bürokrasi süreci olduğunu bilmiyor değilim ama bu bürokrasi denen canavara kendi takvimine göre değil, insanların takvimine göre iş yapılması gerektiğini öğretmek lazım. Okul kitap ücretlerinde şeffaflık ihtiyacı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan üst üste güzel haberler geliyor. Sınıfta kalmanın geri dönmesi, uyanıklar için üniversite sınavına kaçma yeri olan açık liseye geçişlerin zorlaştırılması iyi kararlar. Şimdi bir ihtiyacımız daha var. O da özel okulların velilerden istediği kitap paralarının daha şeffaf hale gelmesi. Kimi okullarda velilerden istenen ücretler 20 bin liraya kadar çıkıyor. Bu rakamın ne kadarı ithal kitaptan kaynaklanıyor, bazı okullardaki kitaplara eklenen barkod neden önemli ve aynı kitap bir sene sonra neden kullanılamıyor acaba? Hepsinin mantıklı açıklamaları olabilir bilmiyorum bildiğim velilerin almak zorunda olduğu kitaplarla ilgili daha şeffaf bir sürecin işletilmesi gerektiği. Özayşendir Milliyet